Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Uzay Endüstrisi Komitesi'ni kuran, kamu ve özel sektör bütün bileşenleri ile uzay sektöründe önemli bir sinerji oluşturan Saha İstanbul'un 1951 yılından bu yana önde gelen uzay ajansları, firmalar ve enstitüler dahil olmak üzere 72 ülkeden 433 üyesi ile faaliyet gösteren dünyanın en geniş uzay örgütlenmesi Uluslararası Uzay Federasyonu'na üyeliği onaylandı. Bu yıl Paris, Fransa'da düzenlenen 73. Uluslararası Uzay Kongresi'ne iştirak eden Saha İstanbul, NASA, Airbus, SpaceX, Sierra Nevada Company, Avrupa Uzay Ajansı, Ariane Space, Safran, Telespazio, Thales gibi uzay alanında dünya devleri ile aynı platforma girmiş ve Milli Uzay Endüstrisi Komitesi'ni bu platforma taşımış oldu. Saha İstanbul bünyesinde Milli Uzay Endüstrisi Komitesi'ni kurarak, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UME gibi kamu kurumları da dahil olmak üzere, Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, Deltav gibi platform üretici firmalar ile bunlara destek sağlayan KOBİ'leri ve uzay alanında yetkinlik kazanmış bilim insanlarını bünyesinde toplayarak ülkenin bu alandaki çalışmalarının bir sinerji merkezi haline geldi. 1951 yılında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak Paris merkezli kurulmuştur. Bu alanda kurulan ilk kuruluşlardan biri olarak tarihteki yerini almıştır. Kuruluş amacı, uzayla ilgili dünya çapındaki bilim insanlarının bilgi paylaşımını sağlamak ve iletişim kurmalarıdır. Günümüzde 72 ülkeden uzay ajansları, şirketler, üniversiteler, meslek kuruluşları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 433 üyesi bulunmaktadır. IAF bünyesinde her yıl Eylül veya Ekim ayında uluslararası katılımlı kongreler düzenlenmektedir. Bu kongrelere Uluslararası Uzay Kongresi adı verilmektedir. Türkiye bu federasyona 2009 yılında TÜBİTAK aracılığıyla üye olmuştur. Ülkemiz, IAF tarafından düzenlenen genel kurul ile toplantılara katılım sağlayarak ve bildiri sunarak bu federasyon aracılığıyla etkinliğini ve görünürlüğünü artırma imkanına sahiptir. Türkiye Uzay Ajansı, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından organize edilen IAC 2021'de yerini almıştı. 29 Ekim 2021 tarihine kadar devam eden fuarda TUA'ya geniş bir alan tahsis edilmişti. TUA ile birlikte TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Delta V Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi ve Saha İstanbul'da fuara katılım sağlamıştı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen IAF Genel Kurulu'yla birlikte TUA'nın IAF'ye üyeliği tescillenmişti.